Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün size yine iğneden ta bir model tasarladım. Modelim şu şekilde bakın. Bu iğne oyası modelini yapraklar arasındaki iğne oyası modelini ta çevirdim. Ta çevirmiş hali de şu şekilde oldu. Bu şekilde. Ben de tek renk üzerine olsun diye arkadaşlar bordo bir şeridin üzerine şöyle tek renk yazmada nasıl oluyor görün diye bordo bir zemin kullanmak istedim. Buna da güzel oldu inşallah. Tabi zevkler farklı olabilir. Ee, papatyalarımızı da bu iki yaprağımızın arasına örümcekle değil de zincirle yaptım. İsteyen örümcekle de yapabilir. Biraz uğraştım ama sizler için değdiğini düşünüyorum. Hani iğne oyasında ne varsa ta da kolay çevrilmiyor arkadaşlar. Biraz yap sök, zincir sayısı olsun, papatyanın yerleştirmesi olsun, örümceği denedim. Örümcek pek Hafif kaldı. Zincir daha oturaklı oldu yapraklar arasında. Tabi yapraklar hep zincirden oluştuğu için örümcek biraz daha şöyle boncuğu taşım açısından hafif kaldığını düşündüğümden bu şekilde yaptım. Tabi siz eğer örümceği yapalım ben öyle seviyorum derseniz yapabilirsiniz. Zevk her zamanki gibi size ait. Peki bu papatyaların boncukları nasıl dizdim? İlk önce beyazı dizerek 6 tane beyazı dizerek başlayın arkadaşlar. Çünkü şu şekilde 6 tane ince bir tane kırmızı 6 inci bir tane kırmızı olarak kullanıyoruz. Burada 3 motiflik boncuğum kalmış. Bunu büyük diyorsanız kum boncukla da yapabilirsiniz tabii ki. Ortasına kırmızı yerine istediğiniz sarı koyarsınız, siyah koyarsınız. Zevk size ait yeşil de olur tabii ki boncuğunuz nerek varsa kum boncuktan yapabilirsiniz Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle 3 zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz ilk önce yemenizin dört kenarı tığ battı yapıyoruz ilk önce başlarken trabzanımızın içine yaprakla başlıyoruz arkadaşlar trabzanımızı yapalım şimdi orta olduğu için ne demek istediğimi daha iyi anlatacağım iki defa ilk başlarken bu şekilde başlıyoruz hemen birinciyi bırakıyorum arkadaşlar ikinci trabzanımdan girip 1 2 2 2 olarak aldım bakın buraya trabzandan bu şekilde bir tane yuva yaptım şimdi direkt iki zincir çekip başlarken siz yaprağı yaparak başlayacaksınız. Fakat ben orta yerinde olduğum için hemen 6 tane zincir çekip bağlayacağım. Trabzanımı yaptım. 6 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6. 6 zincirimi çektim. Şöyle ters tarafından çevirip buraya daha önce çektiğim 15 zincirin içine sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde bakın trabzandan sonra yaptığım 6 zinciri buradaki zincirin 15 zincirin arasına girip kapattım bir zincirle şöyle düz yüzüne dönüyoruz bu bir zincir önemli arkadaşlar papatyamızı yaptıktan sonra kırmızı boncuğumuzu oturtturunca buraya sık iğne ile sabitleyeceğiz bir zinciri çekmeyi unutmayın şimdi boncuğumuzu alalım 6 tane incimi hemen bu tığımın ucuna getirdim altısını birden Bakın topluyorum. Buraya kapattım. Şöyle 3 sağda 3 solda olacak şekilde eşit bir şekilde bunu buraya kapattım. Şimdi arkadaşlar 6 tane zincir çekiyorum dibine. 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çektim. Şöyle tam ortasından demin dediğim gibi 3 sağda 3 solda olacak şekilde şöyle tam ortasından bu 6 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Şekilde. Şimdi iki tane zincir çekiyorum ve kırmızı boncuğumu atıyorum. Hani altı tane inci, bir tane de kırmızı inci ee, dizmiştik. Bu şekilde iki zincirden sonra kırmızı incimi de indirdim. Hemen üzerine de iki zincir. Şöyle bakın elimle ortasına beyaz incilerin ortasına yerleştirdim. Hani demiştim ya arkadaşlar şu sabitleyince bir tane zincir çekmiştik. Oraya da sık iğne ile sabitliyorum. Yani tutturmuş oluyorum bu çektiğim zincirleri. Bakın bu şekilde papatyamı oluşturdum. Şimdi arkadaşlar 6 zincir çekerek öbür tarafına geçeceğiz. Sağa bakın. buradaki dibindeki bir zinciri sık iğne ile sabitledim 6 tane zincir çekiyorum ve bakın trabzanımın arasını aralayıp buraya sabitliyorum şimdi yaprak yapımına başlayacağız bu şekilde örümcek yerini arkadaşlar zincir kullanmış olduk şimdi iki zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım yine yuvaya girdim 2 2 olarak buraya iki tane trabzan yaptım iki defa doladım her trabzan yapış bir tane dolama artırıyorum yuvaya girdim 2 2 2 1 2 3 4. mızı da 3 dolayımla 2 2 2 ve 2 alarak bu şekilde 4 tane yapmış olduk. Yine 3 defa doluyorum. Şimdi bu sık iğnem için 1 2 2 2 üzerine sık iğne yapıp zaten kalınlaştıracağımız için o yüzden bunu dibini bir taneden çektim arkadaşlar 5. trabzanım için şimdi 4 tane zincir çekip bakın, aralıyorum son yaptığım trabzanı bu şekilde tomurcuk yaptım trabzanımın arasına girdim 1 2 3 4 5, 6 ve 7. Bu şekilde 7 tane trabzan yaptım. Şey sık iğne yaptım arkadaşlar ve sekizinciyi de yine bu trabzanımın arasında yapıp yaprağımı bu şekilde tamamlıyorum. Yaprağımız bu şekilde oluyor. Çok zarif bir yaprak. Duruşunu sevdi seviyorum arkadaşlar. Şimdi 15 tane zincir çekiyorum. 1 3 4 5 6 7 sıkı sıkı çekiyorum. 8 9 10 1 12 13 14 ve 15. 15 tane sıkı sıkı çektiğim zincirimi yine bu yaprağımın dibine bu şekilde bakın dal olarak hani birleştirmiştik ya ilk yaptığımızda papatyamızı şu dalımız olarak yaprağımızın dibine yapıyorum kaymaması için şöyle destek amaçlı bir tane de buraya dibine sık iğne yapıyorum 3 tane zincir hemen arkadaşlar buraya 3 tane tığ battı yapacağız bakın dibine bu birinci mesafe olarak şöyle arasına 3 tane tığ battı mesafesi veriyorum ikinci ve şekilde 3 tane tığ battı mesafesi verdim. 2 defa tığımın başını doladım. Bir tane tığ battı atlayıp 1 2 2 2 Bu şekilde bir tane trabzan yaptım. Şimdi trabzanımın ucuna 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 ve 6 6 zincirimi çektim şöyle tersine çeviriyorum buradan bu 15 zincirin arasından girip 6 zinciri sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde üzerine bir tane de zincir çekiyorum bu zincirimi sık iğne ile bağlamak için Evet buradan yine 6 tane incimi aldım altısını birden bakın kapatıyorum çok kolay arkadaşlar yapımı sizler için kolay olması için bu şekilde uğraştım yine altı zincir bu aldığım altı incinin üçünü bir tarafı üçünü bir tarafı ortadan ayırarak altı zincirimi sık iğne ile buraya sabitledim şöyle geçiş yaptım yukarı bir iki zincirimi çekiyorum kırmızı boncuğumu şöyle indirip yine üzerine boncuğumun üzerine iki zincir daha çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bunu ortadan geçirip şöyle buradaki bir zincirime bağlıyorum bakın dibine çekmiştik. Buraya bu şekilde sık iğne ile tutturuyorum. Zaten kendisi hemen ortadan dışarı çıkıyor arkadaşlar. Zincire takılırsa da siz tığın ucuyla veya elinizden arkadan ittirerek öne çıkarabilirsiniz. 6 tane zincir. Yine aynı şekilde trabzanımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz. Şöyle dibine doğru da çekelim. 2 zincir çekerek bir defa doladım yaprak yapımına başlıyorum 2 2 2 defa doluyorum yine trabzanımın arasından girip 2 2 2 olarak aldım şimdi 3 defa tığımın başını doladım trabzanımın arasına girip 2 2 2 2 olarak aldım. Evet, bakın arkadaşlar toplamda 4 tane buraya trabzan yaptık. 5.si için yine 3 defa doluyorum. Yine trabzanımın arasına geri 1 2 2 2 ve 2 olarak bu şekilde 5. trabzanı yaptım. 5. trabzanın ucuna 4 tane zincirimi çekip hemen tomurcuğumu yapıyorum bu şekilde. Geri kalan kısma da 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Gayet yavaş gösteriyorum ki arkadaşlar iki tane yaprak gösterimi yeterli oldu sanırım ve 7 bu şekilde 8 de aynı işlemi yapıp sık iğne ile sabitliyorum şimdi arkadaşlar 15 tane yapıp zincir bu şekilde dalımızı yapıp 3 tane de mesafe verip tekrar trabzanı yapıp papatyamıza devam edeceğiz Evet arkadaşlar Modelim bu şekilde gördüğünüz gibi yapraklar arasında açan papatyalar birebir aynısı da oldu. Telefonumun şarjı gittiği için renk biraz solgunlaştı sanırım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.